Sorun Eşler Girişimi Platformu Derneği toplantıları devam ediyor. Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım, güvenilir ürüne ulaşalım başlıklı toplantıların bu defaki konuğu Özel Hastaneler Birliği Başkanı Reşat Bahat oldu. Anavarzabal'ın katkıları ile düzenlenen toplantıda Başkan Reşat Bahat, sağlık sistemi, sağlıklı yaşam gibi önemli konuların altını çizdi. Konuşmadan sonra soruları yanıtlayan Reşat Bahat, sağlık konusunda önemli mesajlar verdi. Toplantıya çok sayıda Yapder dostu iş adamı ve sivil toplum önderi katıldı. Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım, güvenilir ürüne ulaşalım buluşmasında birlikteyiz. Sevgili Can Sezen yok ama onun yerine veliahtı var burada. Bal yiyip ağzımızı tatlandırırken de tatlı tatlı konuşalım istiyoruz. Bu son dönemde yaptığımız bu konseptteki toplantıların dördüncüsü. Bu defa konuğumuz yine sağlıkla ilgili. Hem bize sağlıklı yaşamla ilgili hem de sonra hastalanırsak ne yapacağımızla ilgili bilgiler verecek. Biliyorsunuz daha önce de zaman zaman bizim misafirimiz olmuştu. Sizler tanıyorsunuz. Reşat Bahat, Özel Hastaneler Birliği Başkanı, çok sayıda hastane zincirinin de sahibi, yöneticisi. Aynı zamanda doktor tabii, o en önemli özelliği ve Karadeniz'de. Bu da çok önemli bir özellik diye düşünüyorum. Evet, biraz sonra size kısa bir sunum yapacak. Sonra da sorularınız olursa sorularınızla olayı derinleştirebiliriz, paylaşabiliriz. Evet, şimdi saat tam 9. 9'da başlıyoruz. Sevgili Reşat Bahat bir sunum yapacak. En geç 10 gibi de bitirmeyi hedefliyoruz. Her zaman olduğu gibi. Böyle bir çalışma yürütüyoruz diye sözü ben sevgili Reşat Bahat'a vermek istiyorum. Günaydın. Ben Doktor Reşat Bahat. Tıp doktoruyum. Kadın doğum uzmanıyım. Bahat Sağlık grubunun yönetim kurulu başkanlığını yapıyorum. Grubumuza bağlı dört hastane var. Bunlardan bir tanesi çok bildiğiniz Gazi Osman Paşa Hastanesi, Yeni Yüzyıl Üniversitesi. Bir üniversite hastanesi. Orada kalp naklinden karaciğerine, kemik iliği naklinden kanser, radyoterapiye kadar Allah işinizi düşürmesin. Bütün nitelikli işleri dünyada yapılıp da yapamadığımız hemen hemen hiçbir şey yok. Kol naklinden el nakline kadar yapamadığımız bir şey yok grup olarak. Ama tabii bu Türkiye'de sadece bize ait bir özellik değil. Türkiye'de bir sürü sağlık kurumu hemen hemen bize benzer hallerde. Ben yine 9 yıldır 3 dönem Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşlar Derneği Başkanlığı'nı yapıyorum. Hemen bildiğiniz bütün gruplar Amerikan Hastanesi'nden Ankara'daki Güven Hastanesi'ne, Acıbadem'inden Medikal Parkı'na kadar, bütün benim hastanelerimde dahil olmak üzere Medipol'a kadar, bütün hastanelerin üye olduğu bir dernek. Ve yine geçtiğimiz çarşamba günü 4. defa 3 yıllığına tekrar seçildim. Ve Türkiye'de niye seçilenlerin o görevi bir daha bırakmadığını da anladım. Ya yerine talip olmuyorlar ya da koltuk o kadar tatlı ki bırakamıyorlar. Bu işin gerçekten şakası değil. Yani bir süre sonra bırakacağım diye seçiliyorsunuz, kendinizi yalanlıyorsunuz. Bir sürü sivil toplum örgütünde demek ki bizimki gibi bu dert var. Onun için Cumhurbaşkanı bırakmamak da haklı. Ben kıtırık bir klinişeyi bırakamadığıma göre o Türkiye'yi kolay kolay bırakamaz. Evet, şimdi ben size aslında bu sabah bir yukarıda, yani bir çatıdan sağlık nasıl gözüküyor? Yani Türkiye'de sağlık nedir? Rakamlar nedir? Aslında böyle sağlıklı yaşamla ilgili falan bir şeyler bahsetmeye çalışacaktım ama tarzı değiştirdim çünkü geçen seferlerde de ben burada hep böyle çok entelektüel bir topluluk gördüm. Entelektüel grupların özelliği onları çok fazla insan dinler ve toplumun akretipleridir, lider kişileridir onlar. Bir şekilde bulunulan yerde sağlık her zaman herkesi ilgilendirdiği için
doğru laflar etsinler istedim. Ve onun için size Türkiye'de sağlığı anlatmak istiyorum. Birazcık geleceğini, geçmişini hatırladığınızı tahmin ediyorum. Geçmişi çok parlak değildi sağlığın. Bugünü oldukça parlak, yarın için sıkıntılar olabilir. Onlardan biraz bahsetmek istiyorum. Türkiye'de 565 tanesi hastane olmak üzere 2000 civarında sağlık kurum ve kuruluşu var özel. Ve bunlar sosyal güvenlik kurumuna hizmet sunuyorlar ya da ona sunmuyorlar da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına sunuyorlar. Bunlardan saç ekim merkezi olanlar da var. Bunlardan işte açık kalp ameliyatı yapıp organ nakli yapanlar da var. Yine bu sektörde, özel sağlık sektöründe 250 bine yakın insan çalışıyor. Ve yine özel sağlık sektöründe 35 bin tane doktor var. Ve yine özel sağlık sektöründe 40 bin yatak var. Ama özel sağlık sektörünün 40 bin yatağı çok nitelikli yataklar. Yani 5 yıldızlı otellerde gördüğünüz odalar ve yataklar söz konusu. Eğer kaldıysanız, bildiyseniz. Ve yine Türkiye'de insanlarımız hastaneleri çok yoğunlukla, daha doğrusu hekim muayenelerini ve hastaneleri çok yoğunlukla kullanıyorlar. Özel olsun, kamu olsun, aile hekimliği olsun, yılda 8,5 defa, yani 9 defaya yakın doktora gidiyoruz. Aslında %50'si 32 yaşın altında olan bir ülke için bu rakam oldukça yüksek. Neden bu kadar doktora gidiyoruz ya da neden bu kadar rahat gidiyoruz? Bu kadar doktora gitmemiz kendi tatminsizliğimizden de olabilir. İyi muayene edilmediğimizi düşündüğümüzden de olabilir. Doktora gitmenin bir sosyalleşme aracı olmasından kaynaklanabilir. Hekime ulaşmanın ya da hastaneye ulaşmanın kolay olmasından kaynaklanabilir. Neticede sık doktora gidiyor olabilmesi vatandaşın aslında çok da kötü bir şey değildir. Gittiğinde kötü hizmet alıyor olabilmesi kötü bir şeydir, onu söyleyeyim. Ama kolay ulaşması kötü bir şey değildir. Bundan daha yüksek sayıda doktora giden halklar var mı? Var, Japonlar var, Koreliler var. Onlar daha sık gidiyorlar. Ancak onlar daha bizden yaşlı bir halk topluluğular. Evet, yine devam edelim. Türkiye'de sosyal güvenlik dediğimiz bir kurumumuz var. Daha önce emekli sandığı, Bağkur, bir sürü kurumun birleştirildiği aslında Türkiye'nin yüz akı olan bir kurumumuz var. Bunun da bir genel sağlık sigortası denilen, bizim sağlığımızı teminat altına almış olan bir genel müdürlüğü var. Bizim sağlık harcamalarımızı bizim adımıza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları adına genel sağlık sigortası yapıyor, Sağlık Sosyal Güvenlik Kurumu adına. Sosyal güvenliğe sunulan sağlığın %27'sini özel sağlık sektörü sunuyor. Bu hiç küçümsenecek bir oran değil. Bunu 100 milyon muayene, 15 milyon ameliyat ve yatış karşılığında sunuyor. Ve yine özel sektör, böyle eskiden hep söylerlerdi, kolay işleri özel sektör yapıyor, işte zor işleri üniversiteler yapıyor, kamu hastaneleri yapıyor. Aslında öyle değil. Türkiye'de 800-850 bin arası sağlık çalışanı var tüm kurum ve kuruluşlarda. 250 bin tanesi özel olmasına rağmen yoğun bakım hizmetlerinin, kanser radyoterapi hizmetlerinin, tüp bebek hizmetlerinin, organ nakli hizmetlerinin, A1 grup ameliyatı dediğimiz çok büyük ameliyatların %50'den fazlasını özel sektör yapıyor. Yani çok zor işleri özel sektör yapıyor. Aslında bunu yapması özel sektörün başka ne katkılar sağlıyor? Türkiye'de düne kadar, yani bir 5-10 yıla kadar uçaklarımızın yurt dışına sürekli hasta taşıdığını görürdünüz ve çok da anlamlı sebeplerle olmazdı. İş adamlarımızın ya da siyasetçilerimizin yurt dışına sağlık için gitmesi çok alışılmış bir şeydi. Ama bugün o uçaklar çok hatırı sayılır miktarda hastayı Türkiye'ye taşıyor. Biz mesela Gazi Osman Paşa Hastanemizde 64 farklı ülkeye sağlık hizmeti sunuyoruz ve Türkiye'de 2,5 milyar dolar civarında sağlık hizmetinden para kazanıyor. Bu para çok değerli bir para. Şöyle değerli bir para. Yani 2,5 milyar dolarlık işlem karşılığında muhtemelen yurt dışına 100 milyon dolarlık bir şey veriyoruzdur. İlaç ve sarf gideri veriyoruzdur. Yani hemen hemen tamamı Türkiye'de üretilen bir
kaynaktan, paradan bahsediyoruz. Bunun da aslında bu kadar istikrarsız bir coğrafyanın göbeğinde bir ülke olarak inşallah istikrara biz de bu belalardan hep birlikte sıyrılıp daha demokratik, daha güçlü, daha komşularıyla sorunsuz bir ülke olabilirsek ki inşallah bunun işaretleri kısa sürede gözüküyor bence. O zaman bizim 10 milyar, 20 milyar dolar arasında bir parayı sağlık turizminden Türkiye'ye kazandırmamız hiç de zor değil. Peki siyasetçiler sizce neden sağlıkla çok ilgilenir? Yani nedir bu? Bir tabii çok ilgilenmeleri gerekir. Sağlık temel bir haktır. Eğitim ve adalet bunlar siyasetçilerin hep ilgisini çeker. Ama sadece çok iyi oldukları için mi? Yani halkları bu kadar çok düşündükleri için mi? Mesela sağlığa bu kadar ilgi gösteren siyaset niye ekonomide ve adalette çok da arzu ettiğimiz kadar başarılı değil? Neden illa da sağlık? Arkadaşlar, bütün dünyada yapılan anketlerde, TÜİK'in de Türkiye'de yaptığı anketlerde bir şey ortaya çıkıyor. İnsanların en çok ilgi duydukları alan, ateist ülkeler dahil buna, %79'la din. Çok ilginç. TÜİK'in anketlerinden de bakabilirsiniz. Türkiye için bu çok ilginç değil ama mesela Fransa için yarıdan fazla ateist olan bir ülke için de ilginç. Ve yine %77 ile sağlık. Yani onun için siyasetin din ve sağlıktan uzak kalması demek, seçilememesi demektir. O sebeple dini söylemleri, yani dindar olmayan siyasetçilerden de dünyanın her yerinde, Türkiye için söylemiyorum, bu Trump da olabilir, sadece Yunanistan'da Tsipras hariç, her siyasetçiden duyarsınız. Ve yine sağlık, siyasette en çok oy getiren alanlardan bir tanesidir. Onu da her akıllı siyasetçiden duyarsınız. Onun için sağlığa siyaset hiç ilgisiz kalamaz. Biz de zaten ilgisiz kalmasını istemiyoruz. Ben bir hastane işletmecisi olarak vatandaşın sağlığı için cepten ödediği her kuruş paradan rahatsızım. Sosyal devlet sağlıklıyken vatandaşından çatır çatır alan ama hastalandığında onun insanlık onuruna yakışacak şekilde onun için parayı harcayan devlet demektir benim gözümde. Muhtemelen siyasetçilerimin gözümüzün gözünde de öyledir. Hatta bir şey söyleyeyim, Cumhurbaşkanımızın da gözünde aslında öyledir. Çünkü bir talimat verdi, dedi ki özel sektöre de bundan başbakanken bir genelge yayınladı. 12-13 yıl oldu. Kardeşim, acil şartlarda gelen hastalardan hiç sorgulamadan bir kuruş para almayacaksınız. Bunu devlet ödeyecek dedi. Buna hiçbir özel sektör temsilcisi, başta dernek olarak biz olmak üzere hiç itiraz etmedik. Niye itiraz etmedik? Çünkü çok insaniydi. Çünkü iradesi dışında insanlar acile düşerler ve onun parası var mı, pulu var mı diye oradaki hastaneci uğraşırken o insan canını kaybeder ve hiç insanlık onuruna yakışan bir şey değildir. Fakat Cumhurbaşkanımız bu talimatı verdi ve etraftaki bazı şakşakçılar ne yaptı? Bir doktor muayenesini 5 lira olarak belirlediler. Fark almak da yasak, gecenin 3'ü kafanız kırılmış, beyin cerrahı evden gelecek, sizi muayene edecek ve 5 lira devlet ödeyecek, vatandaştan da almayacaksınız. Şimdi arkadaşlar, bir talimatı vermek başka, onun altyapısını kurgulayıp uygulatmak başka. Bunu özel sağlık kuruluşları 4 yıl, 5 yıl düzelecek diye uyguladı. Ama 4-5 yıl sonra beyin cerrahlara ya da genel cerrahlar ya da üroloji uzmanları o telefonları açmamaya başladılar. Evde yokuz demeye başladılar. Ambulansları boş göndermeye başladılar. Yani aslında bir pasif direniş başladı. Bu o pasif direniş sağlıkta çok tehlikeli bir şeydir. Herkes sizin için ağlar ama siz ölürsünüz. Halbuki sağlık kuruluşlarının sizin için ağlamak gibi bir görevi yoktur. Ama ağlamaktan başka çaresi de yoktur. Çünkü doktor bulamaz. Ya da doktor vicdanlıdır, gelir, bir gelir, iki gelir, üç gelir ama kamuya tayinini yaptırır. Kamuda da siz gecenin ikisinde 350. muayene sırasını alırsınız, dehşete düşersiniz elinizdeki fişi görünce. Yani
Demek istediğim, çok insani talimatlar, sağlık için para ödemememiz gereken talimatları verdiğimizde bunun mutlaka altyapısını yapmamız lazım. Başta ne demiştik? Sağlıklıyken vatandaştan çatır çatır alıp hastayken harcayan. Ama biz işte onu yapamıyoruz. Sağlıklıyken halkın vergi kaçırmasına müsaade edip, sağlıklıyken vatandaştan sağlığı için yeterince bir prim toplamayıp ya da vergi toplamayıp, hasta olduğunda da ya vatandaşımdan almadan bakın dediğinizde o sistem uzun vadede yürümüyor. Bizim işte hani %200 özel sağlık sektörü, yani ben sektörümün yıllardır bu kadar büyük hizmeti sunup bu kadar 24 saat hizmet verdikten sonra hepinizin gözünde çok da itibarlı olmamasından dolayı hem bir hekim olarak hem de bir sağlık yatırımcısı olarak müthiş derecede inciniyorum. Yani çünkü 100 milyon muayeneyi biz yapıyoruz. Gece gündüz sabahlara kadar uğraşıyoruz. Ve hak ettiğimizin çok altında bir ücretle bütün bunları yapıyoruz. Onu da anlatacağım size. Nasıl hak ettiğimizin çok altında olduğunu. Ve bütün bunlara rağmen vatandaşın gözünde kuralsız, kar odaklı, açgözlü bir sektör oluyoruz. Sebebi şu. Siz şimdi o 5 lirayı verdiğiniz zaman ayakta kalmak isteyen vatandaştan para olmak zorunda kalıyor. Bir kere kirlilerin ayakta kaldığı bir sistem kurgulamış oluyorsunuz. İkincisi %200 kuralı koyuyorsunuz. Yani vatandaştan %200'den fazla alamazsınız, ceza alırsınız. Peki nedir bu %200? Yani vatandaşa 21 parametreli idrar tahlili yapacaksınız. 1 lira. 2 lira da vatandaştan alacaksınız. Toplam 3 lira. Ama ben idrar tahlilini 2 TL'deki hastanemde 7.8 liraya mal ediyorum. Nasıl 3 liraya size sunacağım? Yani demek ki benim sizden 7.8 liraya mal ediyorsam 13-14 lira para alıyor olmam lazım. Ya buna müsaade edeceksiniz ya ben kural dışı bu parayı almak zorunda kalacağım. Kural dışı parayı aldığımda siz vatandaş olarak hakkınızın her işlemde yenildiğini göreceksiniz. Ve bana doğal olarak saygı duymayacaksınız. Çünkü kamunun size verdiği hakkı kullanamamış olacaksınız. Fakat bunu yapmadığımda da benim gibi size mahallenizde hizmet sunan bir hizmet sunucunuz olmayacak. Kamu hastanesine gittiğinizde de o tahlilin sonucunu 2,5 gün sonra alacaksınız. Böbreğinizdeki taş tuvalete düştükten sonra. Yani burada bir çıkmaz var. Ya bunun karşılığını vereceksiniz. Ya da vatandaşa bilgi vermek kaydıyla, önceden bilgi vermek kaydıyla, bedelini bilgi vermek kaydıyla acil durumlar ve vatandaşı fakirleşecek durumlar dışında vatandaşın özel hastanelerde bedel ödemesine müsaade edeceksiniz. Ama önceden bilgilendirmek durumuyla sürpriz yok. Yani 1000 lira diye girdiği yerden 5000 liraya çıkmaması kaydıyla. Vatandaşın fakirleşmesi ne demek? Vatandaş yoğun bakımlarda fakirleşebilir. Vatandaş kanser tedavilerinde fakirleşebilir. Vatandaş kronik hastalıklarda fakirleşebilir. O tür durumlarda kamunun mutlaka düzgün ödemeler yaparak katastrofik sağlık harcaması dediğimiz harcamayı engellemek için yüklü ödemeleri işi yapana ama sağlık kuruluşu özel olsun ama kamu olsun ama üniversitesi olsun hiç fark etmez ödemesi gerekiyor. Türkiye sağlığa ne kadar para harcıyor? Türkiye'de hekimler ya da sağlık çalışanları mutlu mu? Vatandaş sağlıktan ne kadar mutlu ya da ne kadar mutsuz? Türkiye geçen yıl ya daha doğrusu bu yıl sağlığa 104 milyar TL harcayacak. Buna ilaç dahil. 20 milyar da vatandaşın cepten harcaması var. %17 civarında bir harcama var cepten Türkiye'de. Toplam 124 milyar, 125 milyar para harcanacak. Siz sürekli siyasetçilerden bizim sağlığa kişi başı 1000 dolar harcadığımızı düşünürsünüz. Arkadaşlar yani 124 milyar para, 80 milyon nüfus, yani harcanan para 380 dolar. Yani ortalıkta öyle 1000 dolar falan para yok. Peki OECD bu yani gayri safi milli hasılaya vuralım diyorlar o zaman. Yani hani Türkiye'de yaşam şeyi dolar bazında yani... Yaşam kalitesi daha yüksek. Doğrudur. Vuralım. Gayri safi milli hasılanın sadece %4.4'ünü sağlığa harcıyoruz. Bu 10 yıl önce 6.1'di arkadaşlar. 4.4'e indi.
Yani bütün sağlık kuruluşlarının bağırıyor olması, bütün devlet üniversitelerinin batıyor olması, kamu hastanelerinin sosyal güvenlikten aldığı paranın %53'ü kadar da kamudan açık verdiği için para alıyor olması, gayri safi milli hasılanın %4.4'e inmesiyle oluyor. Ve bu dediğim %4.4 sağlık kamu hastanelerinin devletten aldığı, sosyal güvenlik dışında aldığı paraların da içinde bulunduğu bir para. Bu artmadığı sürece sizin cepten harcamalarınız ve bizim kural dışı hareketlerimiz hep devam etmek zorunda. Peki vatandaş sağlığa para harcamak istemiyor. Doğru. Bana da hep söylenilen o. Çok güzel. İstemiyor. Peki vatandaşa sordunuz mu? Ekmeğe para harcamak istiyor mu? Arabaya para harcamak isteyen var mı bedava verilirse? Ya da neften gidip bedava ev almak istemez miyiz? Yani para vermek çok hoşumuza gidiyor mu nefe? Yani vatandaşa soruyu siz sağlığa para harcamak istiyor musunuz diye sorarsanız cevabı hayır. Ya da ev almak isterken para harcamak istiyor musunuz diye sorarsanız cevabı hayır olur. Yine diyorum vatandaşın hastayken para ödeyeceği sistemden sağlıklıyken ödeyeceği, hastayken daha az ödeyeceği bir sisteme geçilmesini çok öncelikliyorum. Siz de bunu öncelikliyorsunuz, onu biliyorum. Ama Türkiye'de 250 bin sağlık çalışanıyla işini sürdürmekte zorlanan ve bir sürüsü dünya markası olmuş güzide hastaneler var ve 40 bine yakın doktoruyla ve 40 binden fazla yatağıyla hizmet sunan, Türkiye'ye döviz kazandıran çok güzel hastaneler var. Kamu hastanelerinde çok mütevazi fiyat ücretlerle vatandaşı yine çok mutlu eden bir kamu hastanelerinde, üniversitelerde çok gece gündüz çalışan hekim arkadaşlarımız var. Bunu vatandaş bir şekilde ödüllendiriyor. Çünkü Türkiye'de sağlıkta memnuniyet %77. Bu gerçekten çok yüksek bir oran. Yani bunu 380 dolarla gerçekleştirebilen hiçbir ülke yok dünyada. Ancak bu tabii ki köprüden önceki son çıkış. Bunu 380 dolarla, 500 dolarla, 600 dolarla sürdürmeye imkan yok. Kamunun sağlığa çok daha fazla para harcaması gerekiyor. Sizin geleceğiniz için harcaması gerekiyor. Türkiye'de sağlıkta hiçbir savurganlık yok. Hatta Türkiye sağlık için topladığı paraları sağlık dışında harcayan bir ülke. Yine size sosyal güvenlik açıklarından sürekli bahsederler. Sosyal güvenliğin topladığı primlerin 1/3'ü sağlık içindir. Ve yine Sosyal Güvenlik Kurumu'nun kanununda Türkiye'de sosyal güvenliğin topladığı primlerin %25'i kadar da genel bütçeden sosyal güvenliğe para verilir. Bunlar da sosyal güvenliğin bütçesini oluşturur. Arkadaşlar, Türkiye'de sosyal güvenliğin sağlık için topladığı para ve hazinenin ya da işte maliyenin sosyal güvenliği ile sağlık için verdiği paranın 8 milyar TL'si emekliliği fonlamak için kullanılıyor. Yani siz hastaneye gittiğinizde cebinizden daha çok parayı genç yaşta, 40 yaşta emekli olmuş insanlar için ödüyorsunuz. Yine Türkiye tabii sosyal devlet ama abartmış bir sosyal devlet. Türkiye'de bazı sosyal güvenlik şeylerinin numaralarının 100 yıl sıkı durun, 100 yıl maaş ödediğini, emeklilik ödediğini biliyor musunuz? Yani bir genç 40 yaşında emekli oluyor ya da 38 yaşında emekli oluyor. 80 yaşına kadar ya da 90 yaşına kadar yaşıyor, primini alıyor, şeyini alıyor, maaşını alıyor. Sonra evlenmemiş kızı o maaşı kendi ölene kadar almaya devam ediyor. Arkadaşlar, böyle bir sosyal güvenlik kurumu asla açık vermeden yaşayamaz. Böyle bir sosyal güvenlik kurumunun bedelini hepimiz öderiz. Bu tabii bir siyasi partinin yaptığı yanlış değil. Hatta son dönemlerde düzeltilmeye çalışılan bir şey. Ama burada zamanında yapılan popülizmin cezasını şu anda dev sosyal güvenlik açıklarıyla ödüyoruz. Ve öyle ödüyoruz ki sağlığımız için harcanması gereken parayı genç emeklilerin fonlanması için harcayarak kendi sağlığımızı tehlikeye atıp
dev bir sektörün gelişememesine sebep oluyoruz. Ben sizi çok aklı başında, çok entelektüel ve her birinizi benim için değerli insan, insan hakları evrensel beyannamesinin her satırına inanan ve onu kabul eden insandır. Bu evrensel beyannameyi her satırıyla kabul eden insanlar olarak görüyorum. Derdimizi dinlediğiniz için size çok teşekkür ediyorum. Yine Türkiye'de sağlıkta gerçekten çok büyük gelecek var. Eğer bu sıkıntılar çözülürse 2 milyon insan sağlıkta iş bulabilir. Bu şimdi 850 bin. 2 milyon insanın iş bulması müthiştir. Yine 850 bin sağlık çalışanının tek bir tanesinin sigortasız olmadığını bilmenizi isterim. Sağlık sektöründe insanlar hiç öyle mütevazi ücretlerle çalışmazlar. Hemen hemen hepsi birebir sigortalı olarak gösterilir. O yönüyle çok değerlidir. Yine tabii çok genç bir ülkeyiz. Müthiş çalışan insanlarımız var. Yani Türk halkı gerçekten çok çalışkan. Yani iş verdiğinizde, yol gösterdiğinizde, kurallarını oluşturduğunuzda inanılmazlar. Bizim Bulgaristan'da da, Sırbistan'da da, bir sürü Hollanda'da da hastaneleri olan, işletmeleri olan arkadaşlarımız var. En azından benim bu 25 yıllık sağlık işletmeciliğim döneminde Türkiye 3 tane büyük krizle karşılaştı. Her defasında şimdi olduğundan da daha fazla döviz fırladı. Ve biz her defasında çalışanlarımızla oturduk. Dedik ki ya size ya artış yapacağız, %10'unuzu göndereceğiz. Ya da 1 yıl, 2 yıl bu düzelene kadar artış yapmayacağız ama hepiniz çalışacaksınız. Hemen hepsi hiç ses çıkartmadan en çok üretenler başta olmak üzere bize artış yapmayın ama hiçbir arkadaşımızı da göndermeyin oldu. 3 farklı krizde de aynı sonuç oldu. Bu insanlarımızın aslında ne kadar birbirine bağlı, güzel, çok çalışkan olduğunu gösteriyorlar. Ve o krizleri hep onların fedakarlığı sayesinde açtık. Yani 2600 çalışanımızla da yine aynı motivasyonla çalışıyoruz. Sağlık çalışanlarının 1/3'ü 24 saat çalışır. Yani gecenin 3'ünde bir hastanede o hastane ekibinin 1/3'ü sabaha kadar gerçekten uykusuzdur. Zor bir iştir, gergin bir iştir. Tabii ki gücü olanın sorumluluğu vardır. Ben burada sağlık çalışanlarının mağduriyetinden bahsetmek istemiyorum ama yine de hekim arkadaşlarımızın, hemşire arkadaşlarımızın ya da sağlık çalışanlarımızın çok büyük yanlış anlaşılmalar sebebiyle acillerde hunharca dövüldüğünü ve canını kurtardığı insanların yakınlarından canını kurtarmaya çalıştıklarını gördüğümde de çok inciniyorum. Eminim ki siz de çok inciniyorsunuz. Ama neticede o hizmeti veren de bir insan. Bunların yalnız bu sağlık çalışanlarının tepkisinin hastalara yansımadığını size çok rahatlıkla söyleyebilirim. Yani dövmeye devam edebilir vatandaş demek için söylemiyorum. Ama hasta yakınları ne yaparlarsa yapsınlar, sağlık çalışanları hastalarına bakmak zorundadır ve bakıyorlar. Hiçbir belki güler yüz gösteremeseler de işlerini aksatmadan sağlıklarını gerçekleştiriyorlar. Ben sektörüm adına çok gurur duyuyorum. Çok güzel işler yapıyoruz. Ve bir sürü sektör gibi ama yani tekstille de gurur duyuyorum, inşaatta da gurur duyuyorum. Türkiye'de özel eğitim kurumlarıyla da gurur duyuyorum. Sanayicilerimizle de gurur duyuyorum. İşte bize burada Anavarza balı ikram eden arkadaşlarımızla, o çılgın yatırımcılarla gurur duyuyorum. Türkiye kendini aşacak bir ülke. Türkiye'de sorun bence şu anda siyasi ve inşallah Cumhurbaşkanımızın bir şekilde toparlayacağını düşünüyorum. Yani ya tarz değişikliği yaparak toparlayacak ya tarzıyla toparlayacak. Yani bir şekilde bu sıkıntılardan ülkemiz kurtulacak ama ciddi düşmanlarımızın olduğu kesin. Orada hemfikiriz. Ciddi dış düşmanlarımızın olduğu da kesin. İç düşmanlarımızın olduğunu da gördük zaten. Teşekkür ederim. Sağ olun. Arkadaşımız, otelin sahibi çok sevgili bir dostumuz, yurt dışında şu anda Fikret Bey. Aslında onu siz ayakkabıcı olarak biliyorsunuz, sizin meslektaşınız. Ama artık turizm sektöründe de var. Belki Ahmet Bey bize bir iki cümle söyler, biz devam edelim. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Yönetim Kurulu Başkanımız Fikret Bey'in adına hepinize yine hoş geldiniz diyorum. Tadını çıkarın, toplantınız çok güzel. Dinliyorum, keyif alıyorum. Kendi adıma söyleyeyim. Ve çok şey öğreniyorum.
Sizleri aramızda görmekten çok mutlu olduk. Bunu tekrarını Fikret Bey'in de eşlik ettiği bir zamanda tekrar yapmak isteriz. Mehmet Bey'le buna sanırım bir organizasyonu yeniden yapacağız. Hoş geldiniz yeniden. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Çok teşekkür. Yapay zekanın çok geliştiği bir çağdayız. Bilgilerde, sağlıkta çok fazla ilerliyor. Ve önümüzdeki dönemde de sağlık sektöründe bu teknolojilerin gidişi istihdamda ciddi sıkıntılar yaratacağı görülüyor. Bu tabii sağlığın çok da ileri seviyelerinde belki olmayacak ama ilk tanı noktalarında, belki ilk teşhis noktalarında, belki daha farklı pratisyen noktalarında bazı sıkıntılar yaratacağı istihdam noktasında görülüyor. Acaba bu konuda görüşleri nelerdir değerli dostumuzun diye ben bir soruyla açılım getirilmesini rica edeceğim. Katkım böyle olmuş olsun. Halk arasında renkli ultrason denilen bir ultrason kullanıyorum. İşte 4D özelliği var. Yani gerçek zamanlı bebeğinizi anne karnında birebir 3 boyutlu görebiliyorsunuz. Aslında göremiyorsunuz. Biz bir ses dalgası yolluyoruz. Gönderdiğimiz ses dalgaları belli frekansla geliyor. Gönderdiğimiz kristallere tekrar geri çarpıyor. Ve onu yazılım görüntüye çeviriyor. Ve siz bebeğinizi birebir görüyorsunuz ve aynısı görüyorsunuz. Yani dudak damak yarığı olup olmadığını, gözünü açıp açmadığını görüyorsunuz. Mucize gibi ama olay bir yazılım. Başka bir şey değil. Yani röntgen ışını gibi değil. Size basit bir örneğini veriyorum. Bugün doktora gitmek zorunda olduğunuz, bugün ameliyat olmak zorunda olduğunuz bir sürü konuyu muhtemelen 10-15 yıl sonra evinizde çözeceksiniz. Bugün bizim zorlukla koyduğumuz teşhislerin çok önemli bir kısmını siz bize koymuş, teşhisi koymuş olarak geleceksiniz. En azından kendi mesleğim için söyleyeyim. Hocam herhalde ben dış gebelik oldum diye geleceksiniz ya da ben dış gebelik oldum beni tedavi et diye geleceksiniz. Ve ben size yanlış tedavi yapmaya kalktığımda da hocam bilgileriniz eskimiş kusura kalmayın. Kilogram başına 1 miligram uygulayacaktınız. Siz benim kilomu tartmadınız diyeceksiniz. Hekimlik giderek daha zor, daha lanet bir hale geliyor tembeller ve okumamışlar için. Ve hastalar çok daha entelektüel olarak gelecekler. Ama yazılım öyle bir güzel bir şey ki ve öyle büyük bir değişimi force ediyor ki muhtemelen tıbbın içinde bir sürü meslek yok olurken bir sürü yeni meslekler ortaya çıkacak. Hekimler ve sağlık çalışanları açısından bir iş riski yok, şunun için yok. Artık sizler 80 yıl değil, 120 yıl, 130 yıl yaşayacaksınız. Daha fazla hekime ihtiyacınız olacak. 1000 kişinin bir tanesi hekim değil, aslında 100 kişinin bir tanesi hekim olacak ya da 100 kişinin 10 tanesi sağlık çalışanı olacak. Bir başka pazar kapanırken diğer pazar muhtemelen açılacak. Ama bizim her işimiz yazılım. Yani biz görüntülemede bakıyorsunuz işte bir röntgen çektiriyorsunuz bel fıtığı ya da boyun fıtığı için ya da travma için. Biz bütün iskeletin 3 boyutlu görüntüsünü çıkartıp acaba hangi kemik hangi açıyla çatlamış ya da kırılmış? O sinire baskı yapıp bu kişiyi yürürken felç eder mi, hastaneye yatıralım mı, ameliyat edelim mi, etmeyelim mi kararını veriyoruz. Ve bazen o kadar dehşete kapılıyoruz ki, mesela ben 88 yılında çapayı bitirerek mesleğe atıldım. Yani ben 1990'lı yıllarda nasıl hekimlik yapmışım, benim söylediklerime vatandaş nasıl inanmış, ben de nasıl onları doğru gibi söylemişim dehşete düşüyorum. Ama o kadarmış yani... Tıp o kadarmış, bugün bu kadar, yarın olacaklar dehşet. En fazla bizim mesleğimizi değiştirecek, doğru. Şimdi gerçekten merak ettiğim için soruyorum. Bundan 20 yıl önce işte Portekiz'e gittiğimde, Portekiz'de Sosyalist Parti iktidardaydı. Orada özel hastaneler ve özel okullar yok denecek kadar az olduğunu ve kamu hastaneleri ve kamu okullarının olduğunu söylediler. Sadece özel hastane ve özel okulların devletin önünü aşmak veya işte ona vizyon kazandırmak amacıyla bir model olarak bulunduğunu ve başarıyla götürüldüğünü söylemişlerdi. Ve gelişmiş ülkelerde hala öyle olduğunu tahmin ediyorum. Daha çok kamu hastaneleri ve kamu okulları var ve başarıyla da götürüyorlar ve çok iyi de hizmet veriyorlar. Türkiye'de Reşat Bey'in dediği gibi 3 tane önemli bir şeyimiz var. Din,
sağlık ve eğitim. Halkın çok önem verdiği şey. Biz bunları özelleştirmek için önceleri bu kurumları çürüttüğümüzü, işte özel hastanelerin hizmet veremediğini, kamu hastanelerinin iyi hizmet veremediğini veya kamu okullarının iyi hizmet veremediği hale getirip ondan sonra yerine özellerini koyduğumuzu ve özel hastanelerin de şu anda gerçekten tabii ki hizmet veriyor ama benim aklımdan geçen kamu hastanelerinin daha doğru hizmet vermesi ve parasız olması. Çünkü biz öyle bir nesilden geliyoruz. Parasız sağlık, parasız eğitim ilkelerinden geliyoruz. Şimdi Reşat Bey takip ettiğini biliyorum. İşte sosyalist ülkelerde özel hastaneleri yerine kamu hastaneleri ne durumda? Avrupa'da ne durumda? Yoksa onlar da bizim gibi az gelişmiş ülkeler gibi başaramadılar kamu hastanelerini özel hastanelere döndüler mi? Yoksa başarıyla götürüyorlar mı? Bu konuda bir... Bir kere en azından sivil toplum örgütünde uzun süre bulunmak bana bir şeyi kazandırdı. Ben dünyayı öğrendim. Dünyadan Türkiye'ye bakmayı öğrendim. Bilinen yanlışların benim en azından sektörümde ne kadar olduğunu öğrendim. Mesela Japonya çok sosyal bir devlettir ama Japonya'da sağlık hizmetinin %55'i özeldir. Kore'de de çok ciddi özel sağlık vardır. Amerika'da tamamı yakını özeldir. İyi sistemdir, kötü sistemdir tartışmıyorum. Yani çünkü sağlık her halkın kendi ihtiyacına göre, harcı yapacağı paraya göre ve almak istediği hizmete göre değişen bir şey. Ama Türkiye'de AK Parti iktidarının belki de en sosyalist davrandığı alan sağlık. Niye öyle diyeceksiniz? Size izah edeceğim neden öyle olduğunu ve sosyalist bir politika uyguladığı için aslında çok başarılı, onu da söyleyeceğim. Sağlık özel bir iş. Özel sektör eliyle sunulması diye bir şey yok. Özel bir iş. Kamu eliyle de sunulsa, özel sektör eliyle de sunulsa özel bir iş. Eğer kamunun özel bir iş yapabileceğini ve çok güzel yapabileceğini düşünüyorsanız sağlıkta çok başarılı olur. Ya da şöyle düşünürseniz, bu oteli kamunun en az bu otelin sahibi kadar güzel işletebileceğini düşünüyorsanız kamu hastanelerinin bu hizmeti vermesi lazım. Ya da Hilton'u. Ya da emekli sandığının dünyanın en güzel Tarabya otelini sağlık işletirken ne kadar başarılı olduğunu düşünürseniz sağlık kamu eliyle verilebilir. Ben sağlığın kamu eliyle, özel eliyle verilmesi konusuna girmeyeceğim. Bu siyasetin kararıdır. Bir gün siyasete girmek nasip olursa o konudaki kararımı uygularım. Ama sağlığın özel bir iş olduğu konusunda sizinle hemfikir olmak isterim. İngiltere'de özel sağlık kuruluşları çok azdır. Ama biz İngiltere'den ayda 5-10 tane kalça protezi alıyoruz. Çünkü 1,5 yıla gün verilmişler 84 yaşındaki hastaya kalça kırığı. Şimdi sevgili arkadaşlar, yani bir ülkenin Avrupa coğrafyasında olması onların doğru yaptıklarını göstermez. Artı dünya çok hızlı değişir, bilişimde değiştiği gibi. Dün Almanya'da doğru olan bugün Türkiye'de doğru olmayabilir ya da bugün Türkiye'de doğru olan yarın İngiltere'de doğru olmayabilir. Dinamik bir iş sağlık. Yine neden AK Parti iktidarı sosyalist bir tavır sergiledi? Biz Gazi Osman Paşa Hastanemizde kalp nakli yapıyoruz, karaciğer nakli yapıyoruz, çocuk kemik iliği nakli yapıyoruz, erişkin kemik iliği nakli yapıyoruz, bypass yapıyoruz. Hastanemizin %25 yatağı yoğun bakım yatağı, yanık tedavisi yapıyoruz, radyoterapi yapıyoruz, onkoloji, medikal onkoloji yapıyoruz, diyaliz yapıyoruz. Bayağı bir hizmet saydım değil mi? Sıfır fark alıyoruz. Yasak. Sıfır fark. Yani sizi niye ilgilendiriyor hastanenin sahibinin Reşat olması? Sizin hastaneden beklediğiniz şey bedava sağlık hizmeti almak değil mi? Alıyorsunuz zaten. Diğer içinde alternatifiniz var, kamu hastaneleri. Şey için soruyorum, soru çok güzel. Ezberi bozmak için söylüyorum. Yani kamu bu hizmeti vatandaşına sunar. Ama kendi üreterek değil. İster kendi üretir sunar, ister özel sektör eliyle sunar, ister bir İngiliz'e gel yatırım yap, vatandaşıma hizmet ver der sunar. Ben vatandaş olarak aldığım hizmetin niteliğine bakarım.
Ben vatandaş olarak aldığım hizmetin sürdürülebilirliğine bakarım. Ben vatandaş olarak aldığım hizmet karşılığında ödediğim prime ve ödediğim vergiye bakarım. Ve bana hastane ne kadar yakın ona bakarım. Ona bakmak lazım. Ayrıca özel sektör, gördüğünüz gibi biz yaptığımız işlemler karşılığında kamudan bir kuruş, yani sosyal güvenliğin verdiğinin dışında para almadığımız gibi, kamu sosyal güvenliğe verdiği, sosyal güvenlikten aldığı paranın %53'ü kadar da kamudan para almış. Özür dilerim ama kamu kamuyu kazıklamış. Yani Türkiye'deki sistem bu. Sırf kamu eliyle vermek için yapmış. Ha, şehir hastanelerindeki model nasıl olur onu bilmiyorum. Öyle bir soru gelir mi? Orada daha farklı bir model olabilir. O zaman da o işin fiyatı bizim yaptığımız fiyatların, bizim sunduğumuz fiyatların çok daha üstüne çıkar. Onu da ayrıca görür, herkes görür diye düşünüyorum. Çünkü biz çok ekonomiyiz. Biz gece gündüz çalışırız. Bizim personellerimiz de öyle. Ve yine özel hastanelere gelen vatandaşların, kamu hastanelerine giden vatandaşlardan biz yaptığımız anketlerde çok daha mutlu olduğunu da görüyoruz. Her yere fark almadığımız bölümlerdeki vatandaş mutluluğu %90'ların üzerinde. Onu özellikle belirtmek isterim. Ben eczacı ve hak sağlığı mühendisiyim. Sektördeyim. İlaç sektörü ağırlıklı olarak tabii ki onu belirtmekle yarar görüyorum. Aynı zamanda sağlık turizmiyle de ilgili çalışmalarım oldu. Bu çerçevede sizin değerli hastaneniz Mustafa Hayta Bey ile falan çeşitli görüşmelerim olmuştur. Belli bir noktada tıkandık. Daha fazla bilgi alamadık ama sonuçta o tip bir çalışma içinde bulunduk. Şimdi efendim ben Reşat Bey'in anlatımlarına çok teşekkür ediyorum her şeyden önce. Ve ayrıca da kendilerini kutluyorum tüm özel hastaneler nezdinde. Çünkü çok büyük bir hizmet vermekteler. Olağanüstü büyük gelişmeler sağladılar. Yurt dışında çok uzun yıllar bulunmuş ve oraya sık sık gidip gelen ve muhtelif mukayeseleri yapabilen biri olarak ve mesleği kısmen de olsak içinde olduğumuz için bu yorumu rahatlıkla yapabiliyorum. Çok büyük bir başarıdır. Özel sağlık hizmetlerinin bugüne kadar yapıldığı ve geldiği noktalara bakımından. Ancak anlatımınızda tabii olayın ilaç sektöründeki çok ciddi sorunlara gerilemediğini görüyorum. Ayrıca neden son 7-8 yılda antidepresan kullanımı 6 kat arttı? Bunun genel bir toplumsal problemin sonucu olduğunu düşünüyorum. Yani olay sadece hastane ve verilen hizmetlerin kalitesi, çeşitliliği, en ileri teknolojilerin kullanılması değil. Bir de halkın genel sağlığı, ben hak sağlığı da benim uzmanlık alanım olduğu için bunu söylüyorum. Çünkü bunlar birbirine bağlantılı şeyler. Yani halk sağlığı hangi anlamlarda önleyici, koruyucu hekimliği yapabildi bugüne kadar ve hastanelere bunu ne kadar fazlasıyla kat kat yansıdı, oysa yansımak zorunda değildi. Bu anlamda ciddi eksikler olduğunu düşünüyorum halk sağlığı konusunda. Sizlerin değerli fikirlerini almak isterim mümkünse. Biz de Doğru Yol Partisi olarak zaten programımızda hem sağlık konularını hem de hastanelerin sorunlarını sürekli araştırarak programımıza ilave eden bir parti olarak yakın ilgi duyduğumu söylemek istiyorum. Ve çok teşekkür ederim verdiğiniz bilgilerden dolayı. Evet, haklısınız. İlaç sektörünün ciddi sıkıntıları var Türkiye'de. Çünkü sürekli dövizle elde edilen ham maddelerle üretim yapıyorlar ya da çoğunlukla ithalat yapıyorlar. Türk lirası satış gerçekleştiriyorlar. Fiyatlar gerçekten Türkiye'de çok ucuz. Ve bir süre sonra ilaç için sürdürülebilir bir o durum olmaktan çıkacak ve biz ucuz ilaçları raflarda bulamayacağız, ekonomik ilaçları. Bu sefer pahalı ilaçları uygun almaya çalışacağız ama pahalı ilaçları çok uygun alamayacağız. Doğrudur. Türkiye dünyada ilacı en ucuz alan ülkelerden bir tanesi. Büyük bir ölçek ekonomisine geçti. Başarılı bir satın alma yürütüyor ama bu başarı satın almayı son zamanlarda zalimce yürütmeye başladı. Bütün bunlara rağmen Türkiye'de sağlığa harcanan o 104 milyar paranın %31-32'si hala ilacı harcanıyor. Dünyada %20'nin üzerinde ilaca para harcayan sadece Yunanistan var, %22. Onun dışındaki bütün ülkelerde ilaç sağlığa harcanan paranın %20'sinin altında. Ama onlar ilaca az parayı harcamıyorlar aslında. Onlar ilaca bizden daha çok para harcıyorlar. Fakat onlar da emek pahalı.
Yani onlarda hekimlik hizmetleri ve hastanecilik hizmetleri pahalı olduğu için ilacın bunun içindeki oranı düşüyor. Tabii ilaç sektörüne çok hakimim ama ilaççıların dev bir odası var. Biz özel hastaneciler olarak sadece dernekle yürütebiliyoruz bu işleri. Onun için haklarını savunmaya çalışıyorlar. Çok da seslerini duyurmaya çalışıyorlar ama siyaset böyle bir şey. Halk sağlığı problemine gelince o da sürekli değişen bir şeydir. Daha düne kadar sıtma ve tüberküloz sizin halk sağlığı probleminizken çiçek ya da başka infeksiyon hastalıkları ya da atık sistemler sizin sağlığınızı tehdit ederken bugün sizi en çok tehdit eden şey nedir? Hareketsizlik ve kilo ve tabii ki üstadımın bahsettiği gibi depresyon. Depresyon sadece Türkiye'ye ait bir şey değil. İletişimsizlik ve dost sahibi olamamak ya da dostunuzun size ayıracağı vaktin olmayışı sizi ilaçlara mahkum eder. Bir şekilde ya dostla unutacaksınız, ya dinle unutacaksınız, ya alkolle unutacaksınız ya da antidepresanla unutacaksınız. Beyniniz her şeyi her an hatırlayarak, hatta mutlu anlarınızı bile tekrar tekrar hatırlayarak mutlu olamıyor. Beyninizin unutmak gibi güzel bir hastalığı var ve onu kullanmanız lazım. En güzeli dost ve tabii dindarlar için Allah'a sarılmak. Ama onun dışında olmuyorsa da diğer yöntemler zaten kullanılıyor. Diyecek bir şey yok. Anlatmak istiyorum. Ben İki Telli Organize Sanayi Bölgesi, basın yayın hakla ilişkiler sorumlusu İlknur Kaplan. Ama onun dışında yaklaşık 17-18 yıldır basın ve radyo yayıncılığı yapan, programcılığı yapan, bunun yanı sıra da organizasyonlarda profesyonel olarak sunuculuk yapan bir kişiyim. Aslında mikrofonu biraz geç alınca konuşacağımız şeylerin daha önceden söylenmiş olma ihtimali çok artıyor. Hem Doğan Bey'in söylediği hem de Kemal Bey'in söylediklerine ilave olarak tabii depresyon oranımızın artması, ilaç kullanımının artması, depresyondan çıkmak için dost yardımına ihtiyaç duyulması ve güzel meclislerde toplanmak tabii ki çok önemli. Ama ben bir veriden bahsetmek istiyorum. Doğan Bey'in ifade ettiği, yani yapay zekanın önümüzdeki dönemlerde 800 milyon insanı işsiz bırakacağı hususunu da göze alarak, sağlık sektöründe mezun olan gençler, o kadar çok iş arayan insan var ki hiçbiri iş bulamıyor. Üstelik nitelikli olduğunu bilmeme rağmen iş bulamıyorlar. Ve bu konuda hiçbir sektör bir adım atmıyor. Yani nitelikli insan nasıl acaba istihdama katılır? Bu kadar genç işsiz sorunumuz varken sektörler üzerine düşen görevi nasıl yerine getirmelidir? Bir de programa davet konusunda gönderilen metinde de, Celal Bey'in ifadelerinde de sağlıklı yaşam konusunda biraz bilgi alacağımızı düşünüyordum ben. Özellikle şunu sormak isterim. Kanser günümüzün en önemli konularından, hastalıklarından bir tanesi, depresyonla birlikte paralel işliyor bence. Nereden bakarsanız bakın, ailemizden 3 kişiden 2'si mutlaka kanser hastalığıyla mücadele ediyor. Yanlış bilgiler var. Çok gündemde de konuşuyoruz. Kanser diye bir şey yok. İşte bazı vitaminlerin eksikliğinden kaynaklı kanser oluyor. Kanser artık bir noktadan sonra çok kolay çözüm bulunacak. Bir dönem veremle mücadele eden bir ülkeydik ama kanserle de artık bundan sonra çok kolay mücadele edeceğiz gibi söylemler var. Biraz bize bu konuda bilgilerinizden, engin bilgilerinizden istifade edeceğimiz şeyler paylaşır mısınız lütfen? Kanserden biz ne zaman kurtuluruz? Sektör kanserden kurtulmanın yolunu biliyor, uygulamıyor mu? Bu konuda da bilgi almak isterim. Teşekkür ederiz. Bunu bilse de söylemez herhalde Reşat Bey. Bu arada Doğan Bey de bir soru göndermiş bize. Bu soru şöyle bir şey Reşat Bey. Hani bilgisayara sormuşlar ya, ne var ne yok diye bilgisayara kilitlenmiş. Bu soru da öyle, sağlıklı yaşamın sağlık sektörüne etkileri nedir diye. Yani herhalde bu kısa aralıkta bu soruya nasıl cevap verirsiniz bilmiyorum. Söz sizin, buyurun. Öncelikle ikinci sorudan başlayayım. Harika bir soru. Bir hekim olarak, bir hastaneci olarak sağlamdan kazandığım para kadar beni mutlu eden bir şey yok. Biz en güzel parayı sağlamdan kazanıyoruz. Çünkü sağlıklı kalmak isteyenlerin yaptırdığı check-up'lar, kontroller hem bizim için çok daha gelir getirici hem çok sonu mutlu edici. Çünkü %90'dan fazlasına sağlığıyla ilgili bilgiler veriyorsunuz. Ama uzun vadede sağlıklı yaşam diye bir şey yok.
insanlar hastalanarak ölürler ya da şanssızlıktan kaza eseri ölürler. Yani eğer kaza eseri ölmediyseniz mutlaka hastalanarak ölürsünüz. Geç hastalanma hayaliniz olsun, hastalanmama hayaliniz kazara ölmeniz demektir. İkincisi tabii çok doğru soru. Ciddi bir genç işsizlik var. Hepimizi yaralıyor. Ben siyasetin de bu konuda çok yoğun çalıştığını biliyorum. Ama çok verimli olduklarını söyleyemem. Yani bu kadar işsizi ben şeyi anlayamıyorum. Yani bir insan üniversiteyi bitiriyor ama İngilizceyi öğrenemiyor. Ya ben artık bunun ısrarla bize öğretilmediğini düşünmeye başladım. Çünkü yani Pakistan'dan 100 bin kişiyi getirirsiniz. Çünkü herkes Urduca konuşmuyor. Herkes İngilizce konuşuyor orada. Getirir öğretirsiniz. Yani 5-10 yıl öğretirsiniz. Tekrar geri göndersiniz beğenmediklerinizi. Bu çok zor bir şey değil. Afrika'nın bir sürüsü İngilizce konuşuyor. Kötü İngilizce konuşabilir. Dert değil. Yani biz illa Shakespeare'i çevirmek zorunda değiliz. Anlamak zorunda da değiliz. Ama dünyayla iletişim kurmak istiyoruz. Ve maalesef bunun için siz özel sektöre, aslında özel eğitim sektörüne çocuklarınızı iyi bir yabancı dil için gönderiyorsunuz. Onun dışında matematiği kamu okullarında ya da coğrafyayı çok sıkı öğretiyorlar. Yani benim oğlum hem kamu okulunda okudu hem özel okulda okudu. Sadece bir İngilizce katkısı oldu, o kadar. O kadar parayı vermemize de gerek yoktu. Hem özel okullar daha kaliteli olurlar, daha iyi matematik öğretirler kamuda yabancı dili verirse. Bir yabancı diliniz olacak çünkü müthiş sağlık profesyonellerimiz var. Ama yurt dışında çalışmaları için bir yabancı dillerinin olması lazım. Yani biz onları yurt dışındaki hastanelere gönderebiliriz. Türkiye burada çok nitelikli insan ihracatı da yapabilir. Yani sadece Türkiye'de problemi çözmek değil. Dünyanın her yerinde iyi sağlık çalışanı az. Tabii bu siyasetin meselesi ama bizim sektörümüz eğer önü açılırsa 2 milyon insanı çok kısa sürede istihdam edebilir bu 6-7 yıllık bir sürede. Bunun için gayri safi milli hasılanın 10 yıl önceki haline dönmesi lazım. Yani 6.1'inin sağlığa harcanması demek, sağlık sektörünün 2 milyon insanı çalıştırıyor olması demektir. Bu kadar basit. Başka sektörlere abuk sabuk böyle teşviklere gerek yok. İnşaatta siz büyüyorsunuz, teşviğiniz mi var? Bir kuruş teşviğiniz yok. Yani yeter ki bunun tabii öngörüsü yapılsın. Yine meslekler değişecek. Yani gerçekten teknoloji bir sürü insanı işsiz bırakacağı gibi bir sürü insana da istihdam yaratacak. Yani biz niye bu kadar genç nüfusla yazılım işine girmiyoruz? Yani büyük yazılım firmalarımız olmuyor. Bu kadar yaratıcı gencimiz var. Ama yani İngilizceyi bilmeden o yazılımı yapamazsınız zaten. O dünyada olmadan dünyayı öğrenemezsiniz. Bu tabii siyasetin konusu. Kanser konusuna gelince... Üzgünüm, uzun yaşarsanız kanser olacaksınız. Olmak zorundasınız. 100 yaşında ölen bir erkeğin prostatında %98 oranında kanser hücresi var. Yani bu hayatın kaçınılmaz bir sonucu. Hücrelerimiz yaşlanıyor. Ama tabii yakın gelecekte tıp bunun tedaviyle ilgili çok daha modern tedaviler bulacaklar. Biz şimdiye kadar kanseri, en azından kemoterapiyi hemen hemen herkese 3-5 tane yöntemimiz var. Yüksek doz kemoterapi vererek sağlam hücrelerin de ölmesine göz yumarak tedavi ediyorduk. Ama şimdi artık onların genetik kodlarına bakıyoruz. Hangi ilacın etkili olacağını, hangi ilacın etkili olmayacağına bakıyoruz. Radyoterapide artık tümörün bütün çapını çizerek içine çok yüksek doz radyoterapi şeyleri verebiliyoruz. Bunların dışında fevkalade immün sistemi indükleyici antikanser tedavileri artık tartışılıyor, konuşuluyor. Kanser hücrelerini direkt bularak öldürecek yöntemlerden bahsediliyor. Ama tabii kanser olmayacaksanız sigara içmeyeceksiniz. Yani Türkiye'nin %50'den fazlası sigara içiyor ve bir sürü dostunuzu kanserden kaybediyorsunuz. Sadece sigarayı bıraksak, sadece obeziteyi azaltsak, sadece diyabetle mücadele etsek ve sadece çevre kirliliğini azaltsak kanseri sıkı durun %70 oranında azaltıyoruz. Ve 50 yaşını geçen insanlar 5 yılda bir kolonoskopi yaptırsa ve kadınlar da senede bir simir ve mamografisini yaptırsa kanseri %90 oranında neredeyse yok edebiliyoruz. Kanserlerin çoğu bu şekilde aslında önlenemiyor ama çok erken tespit edilerek bir zatürreden daha tehlikesiz olarak yok edilebiliyor. Ama uzun yaşarsınız dilerim. Dilerim geç yakalanırsınız ya da geç yakalanırız. Dilerim biz yakalanana kadar bunun bir zatüre gibi daha zararsız tedavileri bulunur. Ama kanseri giderek daha çok konuşacağız. Çünkü eskiden kanserliler ölüyordu.
biz mezarlıkları ziyaret ediyorduk. Şu anda kanser olan dostlarımızı ziyaret ediyoruz ama 10 yıl 15 yıl yaşıyorlar. Ve onlar yaşadığı sürece biz hep kanseri konuşuyoruz. Aslında daha çok kanser yok. Daha çok kanserli daha çok yaşıyor. Onu bilmenizi isterim. Arabulucu avukat Bayram Yazıcı, tüketici başvuru merkezinden katılıyoruz. Celal Bey size teşekkür ediyorum bu etkinliği düzenlediğiniz için. Benim hocama sorum da şu olacak. Belki burada sizin gibi değerli üstadların karşısında genç olarak ve tecrübesiz olarak bunu artık düşünün bu soruyu. Şöyle ki mesela bir özel sağlıkla ilgili olarak bir özel hastaneye gittiğimizde bir ameliyat örneğini vereceğim. Bir ameliyat için bir ücret belirleniyor ve diğer bir hastaneye, başka bir hastaneye gittiğinizde farklı bir ücret söylüyorlar. Yani iki tane farklı bir ücretle karşılaşıyoruz. Yani bununla ilgili olarak az önce siz de sosyal devletten söylediğiniz için söylüyorum. Yani bununla ilgili bilmiyorum var mı yok mu ama asgari tarife var mıdır bu konuyla ilgili? Belli bir ücret var mı yok mu bilmiyorum ama onu bir sorayım dedim. Sosyal güvenlik %200 kuralını koymuş. Aslında üst fiyat %200'dür. Ama %200 ile siz çok nitelikli doktorlarınızı tutamazsınız. Bu sefer de sosyal güvenlik anlaşması olmayan hastanelerde 5 kat bedel ödersiniz. Böyle bir çıkmazın içinde. En iyisi sosyal güvenliğin düzgün para ödeyerek, aslında nar değil de daha hastaneleri yoğun çalıştırarak ekonomik hizmetin yolunu açması. Onu söyleyeyim. Yine siz arabulucusunuz, ben bir eleştirimi de yapayım. Size değil tabii, sisteme. Biz hastaların aslında bir müşteri kimlikleri de var. Yani biz, çünkü onların bir daha bizi tercih etmesini istediğimiz için sadece onları tedavi etmiyoruz. Onların müşteri kimliklerine de değer veriyoruz. Ve bizi piyasa müthiş aşağılıyordu. Yani hasta kimliklerinin dışında bir kimliklerini olduklarını kabul ettiğimiz için. Ama siyaset de onlar müşteri değil hasta diyordu. Fakat hastalarımızla kamu özel hastaneler ya da kamu hastaneleri arasındaki problemleri tüketici mahkemesinde çözdürüyor şimdi kamu. Biz müşteri çok daha değerli bir kimlik tüketici kimliğinden. Yanınızdan, en azından içinde vefa var müşterinin. Yani demek ki hasta müşteri de değil tüketiciymiş meğer. Ben hala onların hasta ve tabii ki müşteri kimlikleri olduğuna da inanıyorum ama onlar bizim hastalarımız, tüketicilerimiz değil. Onun için tüketici mahkemelerinde yargılanıyor olmasından hekimlerin ve hastanelerin inciniyorum. İhtisas mahkemelerinin olması lazım bence. Erkan Evrenkaya, Ser Rezistans AŞ Yönetim Kurulu Başkanıyım. Başkanıma açıklamalarından dolayı çok teşekkür ederim. Ben bizzat bundan sonra sağlık çalışanlarına daha hassas davranılması için güzel çalışmalar yapacağımı söyleyeceğime söz veriyorum. Şunu demek istiyorum. Plastik sektöründe hizmet eden, yedek parça sağlayan bir firmayım. Biliyoruz ki hastanelerimizde kullanılan malzemelerimiz, ilaç kutularımız çoğunlukla plastik malzemelerden oluşmaktadır. Ama kamuoyunda biliyoruz ki olumsuz algısı çoğunlukla dile getirilen bir malzeme plastik sektörü. Plastiğin faydalarına dair birkaç açıklama yapmak ister mi sevgili başkanım? Bizim bir şeyi tehlikeli olarak görmemiz için kamuoyunun onu tehlikeli olarak görmesi yetmez. Kamuoyu gece tırnağını kesmez. Bunu çok tehlikeli bir hareket olarak görür. Ama biz keseriz gece tırnağımızı. Demek istediğim şu, bize verilerle gelmeleri lazım. Bize bu konuda çok negatif veri yok. Yani bizim elimizde bu konuyla ilgili negatif veri yok. Yani biz bir ürünü kullanırken onun sağlık alanında CE'si var mı, FDI'yi var mı ona bakarız ve kullanırız. Kamuoyu ne düşünüyor, ne düşünmüyor çok umurumuzda olmaz. Sadece dini hassasiyetler açısından eğer alternatifi varsa domuz ürünü kullanmayız. Tabii ki hastalarımızın o hassasiyetine dikkat gösteririz, dini hassasiyetine. Ama onun dışında bizim için veri lazım, bize veri lazım. Bakalım. Ümit Tekin, yakın bir zamanda Mardin'e gitmiştik ziyarete. Mardin valini ziyaret ettiğim zaman ve Mardin valisi ne yatırım yapılabilir dediğim zaman dedi ki burada
ciddi bir şekilde hastane eksikliği var. Ne otel, ne turizm, ne başka bir şey, ne tarih, hastane. Bilahare tekrar Midyat Kaymakam Bey'i de ziyaret ettiğimde aynı şeyi söylediler. Ve oraya gereken sağlıkçıların gitmediğini belirttiler. Bu konuda bilgi alabilir miyiz ya da yatırımcılara ne öneriniz olabilir? Teşekkür ediyorum. Ama gördüğünüz gibi özel hastanenin bir ilde olmayışı ya da iyi bir özel hastanenin olmayışının ne kadar büyük bir eksiklik olduğunu sorudan görüyoruz. Özel hastane bir alternatif değil, artık bir ana hizmet sunucusu. Yani eğer bir yerde ihtiyaç varsa özel sektör orada olur. Ama nasıl Türkiye'mizin dışarıdaki algısında bir şey varsa, negatif bir durum varsa, ki abartılı bir negatif bir durum varsa, maalesef Türkiye'nin doğusunun batısında da doğusu hakkında bir terör şeyi var. O şiddette bir terör yok Türkiye'de ama maalesef buradan bakılınca yatırımcının korktuğu bir ortam var. Kısa sürede olur diye düşünüyorum. Ben yine yatırımcılara da ileteceğim. Kendi grubumla da tartışacağım bu konuyu. Öncelikle bu güzel sabahı bizden paylaştığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Ayrı ayrı farklı noktalardan geldim. Maltepe'den gelen var, Çorlu'dan gelen var, dostlarımız var. Hakikaten önemli bir toplantı. Ve ben de Reşat Bey'e özellikle bu mekanı ve katılan tüm dostlara teşekkür ediyorum. Bu mekanı bize bugün sunan sevgili müdürümüz Ahmet Bey'e ve işletmenin sahibi Fikret Bey'e teşekkür ediyorum. Önümüzdeki günlerde tekrar bu toplantılar devam edecek. Toplu resmi çekeceğiz. Bir de bunlar Kanal Ekonomi'de yayınlanacak. Biraz sonra ben bazı arkadaşların gibi söyleyemeyen dostlarımız Ezgi arkadaşımız röportaj yapacak. Ben birer iki cümlede söylemenizi arzu ediyorum Kanal Ekonomi'ye. Sonra Kanal Ekonomi'de bunlar yayınlanacak. Ve sizin sonra linkleri size atılacak. Bundan sonra bizi takip etmeyin. Toplantıları takip edin, devam edin. Anarıza varsa bazen teşekkür ediyorum. Selin Hanım çok sağ olsun. Her zaman bize bu katkıları sunuyor. Çıkarken de birer tane ikramları var Anarıza. Hepinizin birer tane almanızı arzu ediyorum. Tekrar sevgi ve selamlarımı sunuyorum. İyi günler diyorum size.